Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Buz Yanı Bölüm 43. Zıt kutuplar her defasında birbirini çekerdi. Bu bilimsel olarak da kanıtlanmıştı. Biz de tıpkı zıt kutuplar gibi Melih ile birbirimize çekiliyorduk. Melih ateş olan bir adamdı, ben ise buz parçası. Melih'in sönmek bilmeyen ateşi benim soğuk buzumu her defasında sarmalıyordu. Ne onun ateşi sönüyor, ne de benim buzum eriyordu. Melih benim buzuma her dokunduğunda daha da güçleniyordu. Ben ise onun ateşinde baş edemeyeceğimi bildiğim halde, onun ateşinde yok olmayı seçiyordum. Sırtım yumuşak yatağa yaslıydı. Bedenim Melih'in kollarının arasındaydı. Ben yatakta boylu boyunca yatmışken Melih bütün heybetiyle benim yanımdaydı. Dudakları dudaklarımı hırçınca öpüyordu. Ve Melih bunu yaparken bir saniye bile dudaklarını ayırmıyordu. Öpüşmesi öyle tutkulu ve öyle masalsıydı ki, normal şartlarda olsa bu tutkusuna çoktan kapılmış, kendimi onun derin sularına bırakmıştım. Ama bizim ilişkimiz normal şartlarda gerçekleşmediği için ve benim yaşadığım her zorlu anın acısını çıkartmam gerektiği için, öyle hemen Melih'in tutkuluğu derin sularına yelken açmayacaktım. Melih'i çıldırtmak ister gibi öpüşüne karşılık vermeye devam ederken, ellerimde boş durmuyordu. Melih'in hırçın dokunuşlarından son noktaya geldiğini anladığımda artık çok ileri gittiğimize kanaat getirerek kollarımı çözdüm. Dudağını ısırarak dudaklarımızı ayırdım ve göğsünden hafifçe ittim. Melih dur lütfen. Sesimi duyar duymaz kararan ela gözleri gözlerimi buldu. Duramam dedi. Dudakları yavaşça boynuma değdi. Boynumda soluk soluğa kalmış küçük tüy gibi dokunuşlar bırakıyordu. Duramam ahu. Yüzünü boynuma gömmüş kesik kesik nefesler alıyordu. Şu an inan duramam dedi boğuk bir sesle. Ama durmalısın. Derin bir nefes alıp verdim. Üzgünüm, henüz hazır değilim. Melih kalkmak için herhangi bir hamle yapmadığında derin hafifçe kıpırdandım. Melih kalkmak yerine yüzünü boynumdan çekip gözlerime baktı. Bu bir neden olamaz. Seslice yutkundu. Sesi boğuk ve inlemeyi andırıyordu. Kaşlarımı çattım. Hayır dedim ve göğsünden aynı anda ittirdim. Kalk. Ahu. Ne var? Melih'in kararmaktan artık neredeyse siyaha kaçan ela gözleri ürkütücü ve tehditkardı. Bir insan bir insanı bakışlarıyla korkudan altına ettirirse kesinlikle o kişi ilk olarak Melih'ti. Yarım kaldığı için mi sinirliydi yoksa onun sabrını sınadığım için mi bilinmezdi. Gözlerimi Melih'in gözlerinden kaçırdım ve yerimden bir kez daha kıpırdandım. Melih ani bir hareketle kalktı. Lanet olsun diyerek aynı anda da söyleniyordu. Yataktan kalktığında ellerini sertçe saçlarından geçirdi. Şu an karşımda tam anlamıyla öfkeden kudurmuş bir aslan vardı. Birden önünü bana döndü ve işaret parmağını bana doğru salladı. Bilerek yaptığını biliyorum ahu. Bilerek beni baştan çıkarttığını da biliyorum. Sırf beni cezalandırmak için böyle yapıyorsun değil mi? Ne dedim yalancı bir şaşırmayla. Ben mi seni cezalandırıyorum? Teessüf ederek başımı iki yana salladım. Ben kim seni cezalandırmak kim? Yo yo çok da güzel cezalandırıyorsun. Eliyle kendini gösterdi. Resmen beni maymuna çevirdin. Gülmemek için kendimi zor tutuyordum. Melih karşımda maymundan ziyade 5 yaşındaki oyuncağı elinden alınan bir oğlan çocuğuna dönmüştü. Utanma utanma. Rahatça gül ya diye çıkıştığında dayanamayarak bir kahkaha attım. Melih'in delici bakışları beni parçalamak ister gibi üzerimdeyken kendimi zar zor toparlayıp aşk olsun Melih dedim. Aşk oldu zaten diye kükredi Melih. Ben gülmeye devam ettiğimde Melih bir küfür savurarak arkasını bana döndü. Hızlı adımlar atıyordu. Kendi kendine söylenerek daha önce icat edilmemiş küfürleri de mırıldanıyordu. Banyo kapısının önüne geldiğinde gülmeyi bir anda kesip yatakta toparlandım.
Aslında bildiğim ama sırf keyif alabilmek için onun ağzından duymak istediğim soruyu sordum. Nereye gidiyorsun? Melih ateş püskürten gözlerini zevkten dört köşe olmuş gözlerimin içine dikti. Sinirden yanaklarını içine göçürerek daha çok sıktığı dişlerin arasından konuştu. İzin verirsen banyoyu kullanacağım. Soğuk bir duşa ihtiyacım var dedi. Dedim anladığımı belirtir gibi. Gülmemek için resmen kendimle büyük bir savaş veriyordum. Tamam, hadi sen gir duşunu al, ben de duş alacağım. Daha cümlemi bitirmeden Melih banyonun kapısını sert bir şekilde suratıma kapattı. Birkaç saniye şaşkınca baktım kapıya. Daha sonra kendimi yatağa sırt üstü atarak sessizce gülmeye başladım. Kendi kendimi Melih'e alt ettiğim için tebrik ettim. Kazandığım zaferi yatakta bir o yana bir bu yana yuvarlanarak kutladım. Sevinmem bittiğinde yataktan kalkarak odada göz gezdirdim. Ve aradığım telefonumu Melih'in başucundaki komodinin üzerinde buldum. Tekrar yatağa oturdum ve dizlerimin üzerinde sürünerek komodinin yanına geldim ve telefonumu elime aldım. Bu kez yüzüstü yatağa uzanarak telefondan Google'a girip bizim evlenmemiz hakkında çıkan haberlere göz kestirdim. Bazı haber ve magazin siteleri acımasızca haber yaparken bazıları ise evliliğimizin bir iş ortaklığı ile alakalı olduğunu yazmışlardı. Ama çoğu da bizi birbirimize yakıştırmış. Yılın en gözde çifti, yılın büyük aşkı ve beklenilen aşk düğünü gerçekleşti gibisinden güzel haberler de yapmışlardı. Üstün körü önüme çıkan haberleri okumaya dalmıştım ki bir anda banyonun kapısı açıldı. Melih havlusuyla banyodan çıktığında hala dudakların arasından mırıldandığını fark ettim. Banyodan çıkar çıkmaz hiç benim olduğum tarafa bakmadan hemen banyo kapısının yanında bulunan kapıyı açıp içeri girdi ve kapıyı kapattı. Onun bu çocuksu tavırlarına gülümsedim. Elimdeki telefonu başucuma bırakıp yataktan kalktım. Artık benim de güzel bir duş almam ve rahatlamam lazımdı. Banyoya doğru adımlayıp içeri girdim. Her ihtimale karşı banyo kapısını kilitleyip duşa kabine doğru ilerledim. İlk olarak suyu ayarladım. Daha sonra üzerimdekilerden kurtulup kendimi sıcak suyun mucizevi rahatlığına bıraktım. Üzerime beyaz bornozu geçirip aynanın karşısına geçtim. Saç havlusuyla üstten saçımı kuruladım. Banyo dolaplarını tek tek açarak içinde bulduğum fön makinesini prize takıp çalıştırdım. Saçlarımı hafif nemli kalacak şekilde kuruttuktan sonra fön makinesini kapatıp prizden çıkardım. Banyo kapısının kilidini açarak banyodan çıktım. Bakışlarım yatak uzanan Melih'e kaydığında onun yatağa rahat bir şekilde uzanmış elindeki tablete baktığını gördüm. Üzerine altına giydiği gri eşofmandan başka bir şey yoktu. Saçları asi bir şekilde dağılmış, kaşları çatıktı. Tablet ekranında her ne görüyorsa bu onun hoşuna gitmediği apaçık ortadaydı. Bakışlarımı Melih'ten çekerek banyo kapısının yanındaki odaya girdim. Odaya girdiğinde burasının bir giyinme odası olarak dizayn edildiğini anladım. Odanın karşılıklı iki duvarında açık kahverengi kapağı olmayan çamaşır dolabı monte edilmişti. Dolapların içinde Melih'e ait birkaç çamaşır ve eşya vardı. Demek ki Melih arada Yunanistan'a gelip bu gemide kalıyordu. Kapının tam karşısında boydan bir ayna vardı. Aynanın her iki tarafında da mavi tekli koltuklar vardı. Aynanın önüne konulmuş iki tane valizi görmemle kapıyı kapatıp valizlerin yanına gittim. İlk valizi açtığımda bu valizin Melih'e ait olduğunu anlayarak diğerine geçtim. Valizin fermuarını açtım. Kendi kıyafetlerimle karşılaştım. Valizin içinden ilk olarak siyah çamaşırlarımı alıp mavi koltuğun üzerine koydum. Daha sonra rahat bir şeyler giymek için valizin içinden pijamalarımı bulmaya çalıştım. Bütün kıyafetlerimi tek tek valizden çıkartmama rağmen ne pijama namına bir şey bulabildim ne de bir gecelik. Valizin içinde elbiseler, şortlar, hatta bikiniler bile vardı. Ama gecelik ya da pijama yoktu. Dağılan valizi umursamadan sinirli odadan çıktım. Melih hala yatağın üzerinde tablete bakıyordu. Melih diye seslendim. Melih başını tabletten kaldırmadan hıh dedi. Birkaç büyük adımda yatağın yanına geldim. Elimi belime koyup Melih'in yüzüne baktım. Melih diyorum dedim sinirle. Melih beni umursamadan tablete bakmaya devam ederek ben de hıh diyorum dedi. Umursamazlık seviyesi Everest dağını aşmıştı resmen. Bu tavırları beni daha da çok sinirlendiriyordu. Birkaç saniyesini ayırıp yüzüme bakma gereği duymadığı gibi neden ona seslendiğimi de sorgulamıyordu bile. Bir saniye yüzüme bakar mısın lütfen diye sordum. Melih tableti elinden bırakmadan başını kaldırıp yüzüme al baktım işte der gibi baktı. Onun bu halini gözlerimi devirdim ve derin bir soluğu içime çektim. Benim kıyafetlerimin olduğu valizde pijama yok. Yani dedi umursamazca. Pijama yok diyorum. Sen yani mi diyorsun? Önüme düşen bir tutam saçı sinirle kulağımın arkasına koydum.
elimle üzerimi göstererek. Ben böyle bornozla mı kalacağım? Melih bana cevap vermeden öylece bakmayı sürdürünce konuşmaya devam ettim. Ya her şeyi geçtim. Ben gecelik ya da pijama olmadan nasıl yatacağım? Melih hiçbir şekilde bana cevap vermedi. Gözlerini üzerimde uzunca gezdirdikten sonra sanki ben ona hiç soru sormamışım gibi yan tarafına koyduğu tableti eline aldı. Bakışlarını tekrar tablete çevirdiğinde yatakta biraz daha kayarak kendisine rahat bir pozisyon ayarladı. Bu yaptığı şeye öfkelenerek ayağımı yere vurdum ve "Melih!" diye çığlık attı. O sesinin ayarını kıs ahu benim asabımı bozma. Sen de bana cevap ver o zaman diye bağırdı. Bağırma, bağırttırma. Bulunduğumuz odanın cam gibi görünen sürgülü kapısı tıklatıldı. İkimizin de öfkeli bakışları aynı anda kapıya döndüğünde kapının ardındaki kişinin sesi duyuldu. Melih Bey iyi misiniz? Çığlık sesi duyduk da. Melih öfkeli bakışlarını kapıdan çekip benim yüzüme dikti. Dişlerin arasından zehirli bir yılan gibi fısıldayarak hemen içeriye gir ahu diyerek beni ikaz etti. Aynı anda kapı bir kez daha tıklatıldı ve adam Melih Bey diye bir kez daha seslendi. Melih başıyla bana içeri işaret ettiğinde aynı anda dışarıdaki adamla konuşuyordu. Bir şey yok Salih, geliyorum şimdi yanına. Melih'e kırgınca bakıp arkamı döndüm ve az önce çıktığım odaya geri girdim. Kapıyı sert bir şekilde kapattım. Her yere saçtığım kıyafetlerimi gerisin geriye tekrardan toparlayıp valizin içine koydum. Mavi koltuğun üstüne bıraktığım çamaşırlarımı üzerime giydim. Valizin içine şöyle bir göz gezdirip içinden yeşil kumaş, bir şort ve siyah kısa kollu bir tişört çıkartıp üzerime giyindim. Mavi koltuğa geçip dizlerimi kendime çektim. Dizlerimin etrafında kollarımı sararak başımı dizlerimin üstüne yasladım. Uzun saçlarım iki yana doğru yüzüldü ve bir örtü misali üzerime örttü. Sadece bir saat önce Melih'i alt etmenin sevincini yaşarken şimdi Melih tarafından alt edilmiştim. Onun gibi birini alt edeceğimi düşünen bana da yazıklar olsundu. Üzeyim derken üzülüyordum. Ne vardı yani bana insan gibi cevap verseydi? Hem kendisi valizleri hazırlatıyor hem de bana kızıyordu. Ben böyle kendi kendime kızarken kapı açıldı. Ama ben başımı dizlerimden kaldırmadım. Birkaç adım sesi duyuldu ve üzerime Melih'in gölgesi düştü. Ahu dedi parmakları saçlarımı okşarken. Küs müyüz? Ne başımı dizlerimden kaldırdım ne de cevap verdim. Öylece sessizce bekledim. Melih benim gibi beklemek istememiş olacak ki yumak haline gelen bedenimi bir anda kucakladı ve beni koltuktan kaldırdı. Beni kaldırdığı koltuğa kendisi oturup beni de kucağına oturttu. Onun bu hareketine hiçbir tepki vermeden öyle sessizce kaldım. Onun bakışları benim üzerimde dolaşırken ben yüzümü yerden kaldırmıyor, bir kere bile ona bakmıyordum. Melih bir kez daha ahu diye seslendi. Cevap vermeyince bir elimi belimde sabitleyip bir eliyle çenemden tutup yüzümü yerden kaldırdı. Gözlerim yüzüne bakmamak için yemin etmiş gibi her yerde geziyordu ve bir tek Melih'in gözlerine bir türlü uğramıyordu. Melih beni kırmıştı ve bunu fark etmesini deli gibi istiyordum. Sihirli cümleyi onun dudaklarından duymadıkça asla onun yüzüne bakmayacaktım. Hatta sınırlarımı zorlayıp onunla asla konuşmayacaktım. Melih delici bakışlarını yüzümün her zerresinde gezdirdikten sonra çenemdeki elini çekip yanağıma koydu. Küsme bana kurban oldun. Parmaklarını yanağımda gezdirdi. Özür dilerim. Sihirli kelimeyi duyan kulaklarım otomatik ben gözlerime de komut vererek Melih'in yüzüne çevrildi. Kesişen gözlerimizin ardından Melih'in dudakları kıvrıldı. Bakışlarım bu kez onun dolgun dudaklarına kaydı. Melih gerçekten çok yakışıklı bir adamdı. İnsanları kendi büyüsüne kolayca kaptıran bir karizması vardı. Onun bu karizmasına dayanamayıp kapılan bana da bir kez daha yazıklar olsundu. Melih'in benden dilediği ikinci özürüydü ve ben buna kayıtsız kalamıyordum. Küskünce dudaklarımı büzerek Melih'e bakmaya devam ettiğimde Melih parmaklarının arasından dudaklarımı sıkıştırdı. "Büzme şu dudaklarını kedicik," dedi eğlenir gibi. Omuzlarımı bana ne der gibi kaldırıp indirdim. Melih kısık sesli bir kahkaha attı. Biten kahkahasıyla beni kendine biraz daha çekerek sıkıca sarıldı. Gerçekten ben küçük, alıngan bir kediyle evlenmişim diyerek tespitte bulundu. Melih'in kollarının arasından çıkmak için kıpırdandığımda Melih beni daha da sıkı sarmaladı. "Rahat dur ahu," usulca saçlarımı okşadı. "Seni kırmaktan nefret ediyorum. Seni ağlatmaktan da nefret ediyorum. Ama işte nefret ettiğim şeyleri her defasında tekrarlıyorum." Saçımın üstünde gezinen elleri durdu. "Seni her defasında kırdığım için
kendime çok kızıyorum diyerek küfretti. Kendi kendine küfür etmesi hoşuma giderek kıkırdadım. Melih saçlarımın üstüne kocaman bir öpücük kondurdu. Bakıyorum da kendime küfür etmem hoşuna gitti karıcığım dedi. Hı, hoşuma gitti. Bir daha küfretsene. Aho! Melih'in kucağında tabiri caizse bir kedi gibi biraz daha sokuldum. Karanfil kokusunu ona fark ettirmeden içime çektim. Melih de saçlarımı okşamaya devam etti. Sadece nefes alışverişlerimizin çıktığı sesten başka bir ses olmayan sessizliği ilk ben konuşarak bozdum. Neden valizde gecelik ya da pijama yok? Melih derin bir nefes aldı. Çünkü dedi ve ekledi. Ben bilerek koydurmadım. Peki neden? Geceyi uyumak için kullanmayacağımızı hayal ettiğimden geceliğe gerek duymadım ahu. Senin benim kollarım arasında olmanı istedim. Melih! Söyle kurban oldum. Yalan mı? Yalan değildi. Melih'in beni deli gibi istediğini fark edebiliyordum. Bunu sürekli söylüyor, benimle imalı imalı konuşuyordu. Benimle böyle konuşmaya devam ederse onun beni sevdiği için değil de benimle birlikte olmak için istediğinden evlendiğini düşünecektim. Melih'in beni sevmesi kaderin ağlarını bizim için örmesi demekti. Benden ölesiye nefret eden acımasız, kalbi kor ateşlerle dolu adam kalbine söz geçiremeyecek kadar bana aşık olmuştu. Belki benim gücüm onun gücü kadar çok değildi. Belki ben onun beni yaktığı kadar onu yakamam. Onu günlerce alatamam. Ama onu çok istediği şeyi elde etmemesi için kıvrandırırdım. Bana yaşattığı her şeyin bedelini ödemesi için burnunu bir güzel sürterdim. Ve kendimi ona kolay kolay teslim etmezdim. Zihnimdeki düşünce denizinde yüzerken son anda aklıma dank eden şeyle yerimden kıpırdanıp Melih'in kollarına kurtuldum. Kucağına yan bir şekilde oturdum. Yüzümü yüzüne döndürdüm ve ellerimi yanaklarına çıkartıp avuç içimle yanaklarını tuttum. Melih yanaklarında olan elimin baskısından hoşlanmadığını belirterek yüzünü buruşturdu. Buruşturduğu yüz ifadesine takılmadan gözlerimi kocaman açarak "Melih!" diye coşkulu sesle seslendim. Es vermeden devam ettim. Şimdi biz Santorini adasına gidiyoruz ya. Melih evet der gibi başını salladı. Hah işte oraya gittiğimizde hangi sahilde duracağız? Red Beach mi yoksa Pirisa Beach mi sahilinde duracağız diye sordu. Melih yüzüme aval aval bakarken cevap vermesi için ellerimle yanaklarına baskı uyguladım. Uyguladığım baskıdan dolayı dudakları balık gibi açıldığından kahkaha attım. Melih sinirle yüzümü elimin esaretinden kurtardı. Kes şunu ahu, yanaklarımı tutmandan hoşlanmıyorum. Öfkeli bakışlarını aldırmadan tekrar yanaklarını tutup sıktım. Ama ben yanaklarını sıkmayı seviyorum kocacığım der demez. Melih tek eliyle ellerimi tutup yüzünden uzaklaştırdı. Kızıyorum bak dedi homurdanarak. Ayrıca ne sahilinden bahsediyorsun? Başını sabır diler gibi iki yana salladı. Ben seni o kadar çıplak erkeğin arasına sokar mıyım hiç? Sanki söylediği şeyleri yaşıyormuş gibi gözlerini kapatıp açtı. Beni kanser ediyorsun, sahil falan yok diye çıkıştı. Ona konuşan insan görünümlü bir uzaylıymış gibi baktım. Şok olmuş gözlerimi gözlemledim. Sahile gitmeyeceksek niye gemiyle Yunanistan sularında geziyoruz diye sordum. Melih dudaklarını sinsice kıvırdı. Tek elinin içine hapsettiği ellerimi dudaklarına götürüp tek tek öptü. Oya kasabasında geminin içinde sadece ikimiz kalacağız güzelim. Yanağımdan bir makas aldı. Akşam seni söylediğin her iki sahile de götüreceğim. Gündüzleri gezmek için motor kiraladım. Santorini adasının her bir noktasını seninle birlikte gezerek keşfedeceğiz derken şaşkınlıktan açılan dudağıma bir öpücük kondurmayı da ihmal etmedi. Hala şaşkınca suratına bakmayı sürdürdüğümde Melih beni bir anda kucağından indirdi ve kendisi de oturduğu yerden ayağa kalktı. Büyük elinin içine elimi hapsetti. Odanın çıkışına doğru benimle birlikte yürümeye başladı. Aynı anda da konuşuyordu. Zaten şu an Oyu adasındayız. Feribot bizi geminin yanında bekliyor. Yeter bu kadar oturduğumuz. Hadi gezelim biraz. Odanın içinden çıktıktan sonra sürgülü kapıyı da açıp geminin en üst kısmına geçtik. Ve işte gözler önüne serilen güzellik resmen masalsıydı. Denizin üstünde, bir geminin içinde o meşhur masmavi kubbeli binalar gözler önüne seriliyordu. Gözlerimi manzaradan bir türlü ayıramıyordum. Her şey o kadar güzel ve büyüleyiciydi ki dudaklarımdan şaşkınlıkla karışık beğeni nidaları dökülüyordu. Kendimi kaptırmış gibi etrafı tarayan gözlerim Melih'in sorusuyla odağını değiştirdi. Sokakları ve caddeleri gezmek ister misin? İsterim dedim hızla başımı onaylar gibi sallayarak. Çok isterim. Melih gülümseyerek elimden tuttu ve geminin yan tarafından
Suyun içinde olan feribota ilk beni bindirip sonra kendisi bindi. Feribotu kullanan kişi feribotu çalıştırıp bizi karaya doğru ilerletti. Feribottan iner inmez yine tekrar Melih ile ellerimiz birleşti. Melih beni kendine çekip anlama bir öpücük bıraktıktan sonra motorla mı gezelim yoksa yürüyelim mi diye sordu. Onu hiç bekletmeden hevesle yürüyelim dedim. Melih ile el ele Oyo kasabasının sokaklarını dolaşmaya başladık. Gerçekten her bir bina taşıyla ve yapısıyla rüya gibiydi. İnsanın gezdikçe daha çok gezesi geliyordu. Melih ile birlikte saatlerce bütün cadde ve sokakları gezmiş, Melih'in bütün söylenmelerine rağmen birkaç mağazaya girmiş ve bana gecelik ve pijama almıştı. Gezmekten ve alışveriş yapmaktan yorulmuş ve acıkmıştık. Önümüze ilk çıkan restoranta girmiş, güzelce karnımızı doyurmuştuk. Restoranttan çıkınca Melih Firi adında başka bir kasabaya gideceğimizi, bunun için artık yürümeyi bırakıp motora binmemiz gerektiğini söylediğinde hiç itiraz etmeden onu onayladım. Santorini adasına gezmek için gelenlerin neredeyse hepsi ya ATV ya da bizim gibi motor kullanıyorlardı. Çünkü sokaklar ve gizilecek yerler dik ve yokuş yamaçlardı. Melih ile motora binip Firi kasabasına gitmek için yola çıktık. Bir saat kadar süren yolculuğumuzun sonunda Firi kasabasına gelmiştik. Ve en az Oyo kasabası kadar güzel bir kasabaydı. Güzel bir kasabayla karşılaşmak beni inanılmaz derecede sevindirmişti. Gözlerimi her bir yapının üzerinde tek tek gezdiriyordum. Motor önce yavaşlayıp sonra durdu. Melih'in tam arkasında oturduğum için ve benini bir mengene gibi sıkı sıkıya sardığımdan dolayı Melih göz ucuyla bana baktı. Beni bırak da inelim motordan ahu dedi. Hemen ellerimi belinden çekip onu beklemeden ilk ben indim motordan. Melih de indikten sonra motoru park etti ve meraklı bakışlarını yüzüme dikti. Burayı beğendin mi diye sordu. Çok beğendim. Kendi etrafımda bir tur attıktan sonra buranın güzel büyüsüne resmen kapılmıştım. Melih ile aramızda olan birkaç adımlık mesafeyi kapatıp dibinde durdum. Yüzüme yerleştirdiğim gülümsemeyle burası için planın ne diye sordum. Megaro'nun Gizli Müzesi'nde gezeriz diye düşündüm. Gece burası bayağı eğlenceli olur. Bir saat kadar takılır. Sonra da Oyo'ya döneriz. Melih diyerek kollarımı beline sardım. Çenemi sert göğsüne dayadım. Bu akşam burada kalsak olmaz mı? Hem yarın bol bol müzeyi keseriz. Ahu ol, lütfen Melih. Ne olur bu gece burada kalalım. Melih isteksiz bir nefesi dudaklarından firar ettirdikten sonra başını olumlu anlamda salladı. Ben ise sevinçten 32 diş sırıtıyor, aynı anda Melih'e sarılıyordum. Sarılma faslımız bittikten sonra Melih motorlardan alışveriş poşetlerini tek eliyle aldı. Diğer elinin içine de benim elimi hapsetti. Birlikte kalacağımız bir otel bulmak için otellerin bulunduğu alana ilerledik. İstediğimiz gibi bir otel bulup eşyalarımızı odaya bıraktık. Melih'in bütün homurdanmalarına rağmen Firi kasabasını gezmek için otelden ayrıldık. Bir saate yakın sokak ve caddelerde gezdikten sonra zaten akşam olmuş, etraf karanlıklaşmıştı. Melih ise bu anın tadını çıkarmak yerine sürekli söyleniyor, beni de sinirlendiriyordu. Gece mekanı tarzı olan bir yere gittiğimizde Melih hala tabiri caizse bir kaynana gibi dırdır yapıyordu. Yok neymiş efendim, kendisi ta Türkiye'lerden karısıyla vakit geçirmek için Yunanistan'ın bilmem ne adalarına gelmişmiş. Yok efendim, karısı kendisiyle ilgilenmek yerine sürekli gezmek istiyormuş. Kalabalıktan nefret edermiş ama buna katlanmak zorunda kalıyormuş falan falan. Bunun gibi daha sayamayacağım bir sürü şeye söylenen Melih'e daha fazla dayanmam çok zordu. Kendi masamıza oturduğumuzda kızgın bakışlarını gözlerinin içine dikip konuşmaya başladım. Allah aşkına, senin derdin ne? Saatlerdir susmuyorsun, farkında mısın? Ben mi susmuyorum diye sordu gözlerini kocaman açarak. Evet, sen susmuyorsun dedim ve devam ettim. Hayır, biz seninle yeni evli bir çiftiz ve balayına geldik. Sen ise durmadan söyleniyorsun. Bana sürekli çocuk diyorsun. Ama sen de içi geçmiş bir yaşlı gibi davranıyorsun. Melih masaya eğilerek yüzünü bana yaklaştırdı. Gözlerinin içindeki alınganlıkla ben mi yaşlıyım diye sordu. Ve hemen ardından yüzünü buruşturup dudaklarından ayıplar gibi bir ses çıkarttı. Kızım, senin bitmek bilmeyen bir enerjin var. Ben ise mükemmel enerjimi başka şeyler için saklıyorum. Ne için saklıyormuşsun mükemmel enerjini diye sorduğum anda Melih çapkınca gülümsedi. O an aklıma gelen şeyle tırnak uçlarıma kadar kızardığımı hissettim. Elimi kaldırıp omzuna bir tane geçirdim. Ne terbiyesiz şey düşkünüsün sen adam ya! Ben de seni seviyorum karıcığım diyerek bana göz kırptı.
Melih'e cevap vermek için araladığım dudaklarımı masamıza gelen garsonla kapatmak zorunda kaldım. Siparişlerimizi garsona verdikten sonra aramızdaki çekişme tekrar başlamıştı. Siparişlerimiz geldiğinde de sona ermişti. 1-2 saat daha dışarıda vakit geçirdikten sonra kalacağımız otele gelmiş, sırasıyla duş alıp sanki saatler önce kavga eden biz değilmiş gibi birbirimize sarılıp uyumuştuk. Tam tamına 5 gündür Santorini adasındaydık. Fire kasabasının sabahın güzelliğine Melih'le birlikte gözlerimizi açmış ve otelde birlikte çok güzel kahvaltımızı yapmıştık. Daha sonra ise Melih'in bahsettiği Maragün Giyim Müzesi'ne gitmiştik. Gittiğim hemen hemen her yerde fotoğraf çekiyor, Melih'in benimle birlikte fotoğraf çekmesi için resmen ecel telleri döktürüyordum. Melih ise ısrarla fotoğraf çekilmek istemiyordu. Benim zorumla 1-2 tane çekildiği fotoğraflarda ise benden daha güzel çıkıyordu. Ve kocam olacak bu adam resmen beni delirtiyordu. 5 gün aynı bu şekilde ilerleyip gitti. Gündüzleri Melih'in kıskançlığı yüzünden bir kez bile ayak basamadığım Perisa Beach ve Red Beach sahiline geceleri gitmiştik. Gece sahilde birlikte denize girmiş, sadece ikimizin olduğu sahilde vakit geçirmiştik. Şimdi ise Oyo kasabasında, mavi suların üzerinde geminin içindeydik. Yarım saat önce Melih'in yardımıyla birlikte yaptığımız makarnayı afiyetle yemiştik. Ben mutfak kısmına kahve yapmak için gittiğimde Melih yatağının üzerinde işle alakalı maillerine bakıyordu. Pişirdiğim Türk kahvelerini tepsinin içine dizip yatak odasının kısmına geçtim. Melih hala kendini kaptırmış gibi elindeki tabletten maillerini okuyordu. Parmakları ustaca tablette geziyordu. Benim odaya girdiğimi görünce başını tabletten kaldırıp gülümsedi. Ben de tıpkı onun gibi gülümsedim ve adımlarımı yanına doğru ilerletip kahvesini uzattım. Melih tepsiden kahveyi almadan önce eliyle yanağımı okşadı ve daha sonra kahvesini aldı. Ben de kendi kahvemi komodinin üzerine koydum ve giyinme odasına girdim. Kendi valizimi ve aldığım eşyaları içeriye taşıdım. Melih kısa bir an gözlerini tabletten kaldırıp ne yaptığımı kontrol etti. Daha sonra tablete geri gömüldü. Aldığım her şeyi içeriye taşıdıktan sonra kahvemi de alarak yere bağdaş kurup oturdum. Bugün Santorini adasında son günümüzdü. Akşam gemiyle birlikte Yunanistan'a geçecektik. Oradan da İstanbul'a. Bu yüzden aldığım her şeyi kontrol ederek valizimi yerleştirmem gerekiyordu. Mağaza mağaza gezip aldığım çizmelerimi ve elbiselerimi özenle valize yerleştirdim. Parfüm ve kokulu kremlerimi de yerleştirdikten sonra gözlerim Fira kasabasından kızlar için ve kendim için aldığım çeşit çeşit duş jellerine takıldı. İlk önce kızların paketlerini valize yerleştirdim. Bana ait olanı valize yerleştirmeden kapağını açtım. Genellikle meyveli ve elma kokulu duş jellerinin üzerine elimi gezdirdim. Ve tabii ki de tercihimi elmalı olan duş jelinden yaparak elmalı duş jelini paketten çıkardım. Melih diye seslendim. Melih bakışlarını tabletten çekmeden efendim dedi. Aklımdaki soruları sormak için bundan daha güzel bir fırsat olmadığı için bir saniye bile düşünmeden boğazımı temizleyip ilk sorumu sordum. Kaç tane gemin var? 1 tane. Peki kaç tane araban var? Çok var ahu. Otomobil şirketimin olduğunun farkındasın değil mi? Dedi alayla karışık imayla. Onun konuşmasına sadece omuzlarımı kaldırıp indirdim ve devam ettim. O zaman kaç tane evin var? Sadece bana ait 2 tane var derken elindeki tableti çoktan yatağın üstüne bırakmıştı. Bana anlamsız gözlerle bakıyordu. Bir süre daha bana baktıktan sonra sesli bir şekilde boğazını temizledi. Hayırdır inşallah. Sen neden böyle sorular soruyorsun? Işıldayan gözlerimi Melih'in soru dolu gözlerine diktim. Yüzüme içten bir gülümseme yerleştirdim. Ben sadece kocamın mal varlığını öğrenmeye çalışıyorum dedim. Melih kaşlarını hadi ya der gibi havaya kaldırdı. Ne yapacakmışsın sen kocanın mal varlığını diye sordu. Melih'in sorusuyla oturduğum yerden diklendim. Parmaklarımla saçlarımı kulağımın arkasına sıkıştırdım. Sanki ciddi bir konuşma yapacakmışım gibi yüzümdeki gülümsemeyi sildim ve Melih'in sabırsızlıkla cevap bekleyen gözlerinin en derinlerine baktım. Ben boşanırsak bana ne kadar mal varlığı kalacağını hesaplıyorum da. Henüz cümlem bitmeden gemiyi sallayacak kadar yüksek bir sesle ahu diye bağırdı. Sonunda onu bir kez daha öfkelendirmeyi başarmıştım. Gülmemek için kendimi zor tutuyordum. Ama Melih'in sinirle söylenmeleri benim işimi zorlaştırıyor. Kızım ne boşanmasından bahsediyorsun? Manyak mısın? Yatağın üstünden sinirle kalktı. Ellerini saçların arasına sertçe geçirdi. Hasbinallah. Boşanmaktan bahsediyor bir de. Zor tuttuğum kahkaham dudaklarımdan firar ettiğinde Melih gözlerinden çıkan alevlerle yüzüme bakıyordu. Gülme bak sinirleniyorum dedi. Kahkahamı dizginlemeye çalışarak oturduğum yerden kalktım ve yanına yaklaştım.
Benim gülümseyen gözlerim onun kızgın gözlerinin içinden adeta akıyordu. Birden ödeştik dedim. Melih neyden bahsettiğimi anlamaya çalışır gibi yüzüme bakmayı sürdürürken ben ona hatırlatmak için bir kez daha konuştum. Tamı tamına 5 gün. Elimle 5 işareti yapmayı ihmal etmemiştim. Beni sürekli sinirlendirdin. İhtiyar amcalar gibi söylenip durdun. Benim senden öcümü almam gerekiyordu kocacığım dediğimde Melih dişlerini gıcırtatarak bana daha çok sıktı. Ne alakası var kızım diye çıkıştı. Ben onunla bu senin yaptığın şey aynı mı? Başını sabır diler gibi iki yana salladı. Hele bir daha o ağzından boşanmak kelimesi çıksın. Hiç acımam, keserim o dilini. Melih'in sözlerini umursamadan birkaç adım atıp kedi gibi göğsüne sırmaştım. Ellerimi göğsünün üstünde dairesel çizgiler çizerek dolaştırdım. Hadi sen benden bir kez daha özür dile, ben de senin sinirini alayım dedim. Melih'in göğsü hızlı inip kalkarken ellerimi omuzlarına çıkarttım. Özür dilerim karıcığım. Ben hayvan herifin tekiyim diyebilirsin mesela dedim. Melih omuzunda gezen ellerimi sinirle ama acıtmadan tutup çekti. Öfkeden koyulaşmış ela gözlerini gözlerime dikti. Gerçekten Allah benim belamı versin, sana aşık olduğum gün vermiş zaten dediğinde kıkırdadım. Ben kime ne diyorum ki? Sen tam bir baş belasısın ahu der demez arkasını dönüp banyoya girdi. Banyo kapısını açtığında ben de arkasından kuvvetli bir sesle bağırdım. Ben senin tatlı baş belanın kocacığım. Cevap olarak suratıma sert bir şekilde kapanan kapı oldu. Dakikalardır tuttuğum kahkahamı serbest bıraktığımda odanın içinde telefon melodisi duyuldu. Yatağın üstüne çalan telefon Melih'indi. Birkaç adımda telefona ulaştığımda ekranda Çağlar'ın adını gördüm. Telefonu açmamın doğru olmayacağını bildiğim için banyo kapısının önüne gidip kapıyı tıklattım. Bu arada Çağrı çoktan sonlanmış, telefon tekrar çalmaya başlamıştı. Kapıyı bir kez daha tıklatıp Melih diye seslendim. Telefonun çalıyor. İçeriden ses gelmeyince bir kez daha kapıyı tıklatacaktım ki kapı açıldı. Melih kapıyı bir anda açınca refleks olarak geriye doğru sıçradım. Gözlerim Melih'te dolaşırken telefonun melodisi sona erip tekrar çalmaya başladı. Melih elimde tuttuğu telefona uzanarak cevapladı. Banyo kapısını kapatmamıştı. Benim de çıkmam için herhangi bir uyarıda bulunmadığı için ben de banyonun içine girdim. Melih'in gözleri beni bulduğunda telefonun diğer ucundaki Çağlar'a anlat, dinliyorum ben seni dedi. Gözlerim Melih'in koyulaşmış ela gözleriyle kesişince utançla yutkundum ve gözlerimi Melih'ten çektim. Başımı yere eğdim ve anlamsızca kendi ayaklarımı izlemeye başladım. Aynı anda olduğum yerde de sallanıyordum. Hiçbir aksilik istemiyorum Çağlar diyen Melih'in sesiyle başımı yerden kaldırdım. Her şey söylediğim gibi olacak. Ne bir saniye önce ne bir saniye sonra. Tam belirttiğim zamanda olacak dedi sert sesiyle. Melih birkaç saniye daha Çağlar'ı telefonun diğer ucunda dinledi. En son tamamdır diyerek telefonu kapattı. Elinde tuttuğu telefonu lavabo tezgahının üzerine koydu. Yavaş adımlarla aramızdaki mesafeyi kapattı. Gözleri yüzümün her bir zerresinde ölümcül bir yavaşlıkla gezdi. Sonra sanki boğazı kurumuş gibi ard arda yutkundu. Ahu diye fısıldadı. Sesi inilti gibi çıkmıştı. Melih'in dudaklarını oynatıp konuşacakken ondan önce davranıp ben konuştum. Ben de geleyim ister misin? Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.